Ya devletimiz talimat veriyor, talimata uymuyorlar. Belli asker ücret. Ne olacak başka? Uluslararasıların yaptığı bir virüs. Önce sağlığımız çünkü. İlk önce sağlık. Ondan sonra yani kalankilerin hepsi olur yani. Bizim halimiz ne olacak? Yetkililere sesleniyorum. Bir an önce bu asgari ücreti belirlesin. Her zaman benim birinci gündemim EYT. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Genel olarak gündemde sağlık ve ekonomik problemler var. Peki halkımızın gündeminde ne var? Soruyu halkımıza yönelteceğiz. Sizin gündeminizde ne var diye soracağız. Bakalım nasıl yanıtlar alacağız. Hadi buyurun vallahi soralım. Benim şimdi şu anda koronavirüsten uzak duruyorum. Allah'a şükür. Devlete de sıkıntı çıkartmıyorum. Ne de Allah'ın emirlerine karşı çıkıyor. Hiç bunlar olmazsa biz hiç olmak. Yani biz daima insanlardan uzak durmamız gerekiyor. Bu koronavirüs geldiği müddetçe ya devletimiz talimat veriyor, talimata uymuyorlar. Bu insanlar insan değil, hep Ermeni soyu bunlar. Ermeni, Hristiyan, Yahudi. Ha bir de şu, CHP iktidara gelirse bu Türkiye'nin işi biter. Nihayetliyorum ben onları. Uğraşmasınlar. Onlar uğraştıkça Türkiye batıyor. Benim diyeceğim bu kadar. Allah ne olacak bizim? Belli asker ücret. Ne olacak başka? Başka bir şey yok. Şimdi benim gündemimde ilk başta sağlık var. Tamam bazıları koronavirüs yok diyor. Ama sonuçta bu virüs üretilmiş, mutasyona uğrayan, laboratuvar üretimi olan, uluslararasıların yaptığı bir virüs. Bu ekonomide zarar verdi. Benim genel araştırmalarım dünya genelinde 8,5 trilyon dolara bir şekilde zarar vermiş. İnsanlar işsiz. İkinci olarak da ekonomi olur. Çok şükür çalışıyorum. Ama bu saatten sonra çalışabilir miyim, çalışamaz mıyım? Bizim büyüklerin yapacağı işlere bağlı. Başka da bir şey diyemem ben şu anda. Benim gündemimde ben Kahramanmaraş'ın bir EYT temsilcisi olarak aslında her zaman benim birinci gündemim EYT. Emeklilikte yaşa takılanlar. Bunu zaman zaman basın açıklaması da yaptık. Başkanımız da çalışıyor, EYT dernek başkanı da çalışıyor. Türkiye'de EYT'liler maalesef görülmüyor, görülmek istenmiyor, haber yapılmıyor. Toplanıyorlar, hakkını arıyorlar EYT'liler. Kazanılmış bir hak peşindeler. Gayet meşru, kazanılmış bir hak diyorum. Bu hakkı dahi TRT gibi devletin bir devletin kanalı dahi haber yapmıyor. Ancak böyle sizin gibi işte özel kanallar kısmen zaman zaman haber yapıyorlar bizi. EYT Türkiye'nin aslında bir numaralı gündemi olması gerekir. Çünkü kazanılmış bir hakkın elden alınması söz konusu. Benim gündemim dolayısıyla her zaman EYT. Çünkü EYT diyelim ki pandemi çıktı. Pandemi bir yıldan beri var. Diyelim ki ekonomi bozuk. Ekonomi bir yıldan beri bozuk. Ama EYT mağduriyeti 99'dan beri yani 21 yıldır bu mağduriyet var. Bu haksızlık devam ediyor. Bu hakkın EYT'lilere verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla benim her zaman gündemim EYT. Emeklilikte yaşa takılanlar. Size de teşekkür ederim. Kiminin gündeminde evladı var, devletlerin gündeminde işte koronavirüs var, asgari ücret var Türkiye'nin gündeminde ama sizin gündeminizde ne var? Bizim gündemimizde ne var ki ne kızım? Aynen. Aynen devam. Ne mesela? Ekonomi ya. Mi? Sağlık mı? Sizin gündeminizde ne? Çocuklar mı? Gitmesini istiyoruz biz. Sizin de mi gündeminizde koronavirüs var? Evet koronavirüs. Önce sağlığımız çünkü. İlk önce sağlık. Ondan sonra yani kalankilerin hepsi olur yani. Ama şey şu anda koronavirüsün gitmesini istiyor. Okulların açılmasını, iş yerlerinin açılmasını. Daha yeni emekli dilekçem verdim. Bir aydır şeye oturuyorlar, masaya oturuyorlar. Verecekleri 200-300 TL. Ama bir aydır maalesef oturamıyorlar, anlaşamıyorlar. Bizim halimiz ne olacak? Yetkililere sesleniyorum. Bir an önce bu asgari ücreti belirlesinler, en azından iyi bir şekilde versinler. Ben onu... Açıkçası ben şu an çocuk sahibiyim. 7 aylık bir çocuğum var. Allah'ım başlasın. Çok sağ olun. Gündemim tamamen çocuğum yani. Sizin gündeminizde ne var?
Benim gündemde sağlık var şu an. Herhangi bir şey yok şu an için. Başka bir şey yok. Koronavirüs mü? Yok, koronavirüs de değil aslında. Herkes önlemini aldıktan sonra bence çok da önemli değil yani.